Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün sizlere VPN konusundan bahsedeceğim. Öncelikle VPN'in açılımından başlayalım. Virtual Private Network, yani sanal özel ağ olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Her ne kadar VPN'in amacı yasaklı sitelere ve kendimize bir anonimlik katmak için kullansak da asıl amacı bu değildir. Asıl amacı örneğin uzaktan bir şirket çalışanısınız ve ofisinizdeki ağınıza güvenli olarak bağlanmak istiyorsunuz. Bunu VPN aracılığıyla yapıyorsunuz. Asıl kullanım amacı bu şekildedir. Peki anonimlik ve yasaklı sitelere girmek için bir kullanıcı olarak VPN'i nasıl seçeriz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Onlardan bahsedelim. İlk olarak hangi VPN sağlayıcısını seçiyorsak seçelim, onunla alakalı bir araştırma yapmalıyız. Geçmişte herhangi bir ihlal olmuş mu? Kullanıcıların yorumlarını okumalıyız. Daha sonra bakacağımız en önemli nokta ise gizlilik politikalarını okumak olacaktır. Sizin hakkınızda hangi bilgileri topluyorlar? Kayıtlarınızı tutuyorlar mı? Bunu herhangi bir kişi ya da kuruluşla paylaşıyorlar mı? Bunu kontrol etmemiz lazım. Ama unutmayalım ki hiçbir VPN size %100'lük, %100 anonimlik vermez. Benim bu konudaki düşüncem ise kendi VPN sunucunuzu kurmanız olacaktır. VPN'in iki avantajından bahsedelim arkadaşlar. En önemli iki avantajından. Ülkenizde kullanılmayan, erişilmeyen bir içeriğe erişebilirsiniz. Diğer bir şey ise aranızdaki bağlantı şifreli olacağı için size belli bir oranda güvenlik sağlayacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yazabilirsiniz arkadaşlar.